sadece 1 Mayıs'ta değil, her an, her özel günde birlikte olmaya devam ediyoruz. Bugün de yine önemli bir günün öncesinde yine hep birlikteyiz. Aramızda bugün belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, sendikalarımızın çok değerli temsilcileri var. Onlarla bu büyük coşkuyu, büyük bir ailenin duruşunu göstermenin gününü yaşıyoruz. Örnek olsun diye yapıyoruz bunu. Diğerlerine de örnek olsun diye yapıyoruz. Çünkü başladığımız günden bugüne kadar bana büyük bir onuru yaşattınız. Hep birlikte İzmir'de, Türkiye'de hep ilkleri yaptık. Biz söyledik, söylediler. Biz yaptık, yaptılar ve bunu da yapmaya ve yaptırmaya da söyletmeye de devam edeceğiz. Bu bizim birliğimizde ve bu bizim gücümüzde. Bu gücü ve birliği yaratan memurundan işçi kardeşlerime, taşeron işçisine, herkese sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız siz. Peki sadece Türkiye'de mi yaptılar bunu? Hayır. Taklit edilmek güzel bir şeydir. Taklit etmek kötüdür. Birini taklit ederseniz sadece karşınızdakini güldürürsünüz. Onun dışında başka bir şey yapmazsınız. Tebessüm yapar insanlar. Ama biz taklit etmiyoruz. Biz taklit ediliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Sadece Türkiye'de değil, bugün Avrupa'da biz 12 Yıldız Şehir Ödülünü kazandık. Bunu nasıl kazandık? Birliğimizle kazandık. Bunu nasıl kazandık? Gücümüzle kazandık. Geçen haftada o Avrupa Parlamentosu'nda bir karar alınıyor. Ve oradan bir oynamada biri çıkıyor, Türkiye'de Karşıyaka Belediyesi diyor. İşte bu onur yeter bize. O Karşıyaka Belediyesi bugün Avrupa diplomasını da alıyor. Ne mutlu. Eskiden biz kardeş olmaya çalışırdık diğer belediyelerle. Kardeşlik sözleşmeleri yapıp aman bize yardım etsinler diye. Şimdi işi tersine çevirdik. Şimdi bugün bir haber geliyor. Fransa'nın kan Karşıyaka'yla kardeş olmak için bizi davet ediyorlar. Gidelim kardeş olalım mı onlarla? Olalım değil mi? Ne güzel. Biz istemiyoruz. Onlar istiyor. Şimdi ben sizin olayınıza sundum. O zaman gidip kardeş olabiliriz. Evet değerli arkadaşlarım. Bir yılı dolu dolu geçirdik. Her günümüz güzel geçti. Her günümüzde farklı eylemlere, farklı birlikteliklere de imza attık. Sonuçta bizim her zaman söylediğimiz gibi ortak bir hedefimiz var. Bu da burada kazandığımız, alın teri döktüğümüz emeğimizin karşılığını vermek ve sorumluluğunu taşımak. Kime karşı veriyoruz bunu? Karşıyaka halkına karşı veriyoruz. Çünkü Karşıyaka halkı bize güveniyor. Karşıyaka halkı bizden çok şey bekliyor. Sadece Karşıyaka'da değil, bizim yaptıklarımızda İzmir halkı bekliyor. Ve buradan Türkiye bekleyecek bizden birçok umudu. Onun için biz çalışmaya devam edeceğiz. Ahlaklı olmaya devam edeceğiz. Hep söylüyorum, bir kez daha yineleyeceğim. Hayatım boyunca biat kültürüne karşı çıktım. Çünkü biat dinde vardır. Sosyal yaşamda, siyasette biat diye bir şey yoktur. Siyasette ikna vardır. Sosyal yaşamında insanı ikna etmen vardır. Ama dinde biat edersin. Ben hep ikna etmeye çalıştım. Ve o ikna ederek hep siyasi yaşama ve sosyal yaşama devam ettim. Bana hiç kimse biat etmesin. Ama saygıda da kusur etmesin. Eğer ben sen şundansın, sen bundansın diye bakarsam o zaman biz büyük bir aile olamayız. Her zaman ifade ettiğim, kimsenin adamı olmadığınızda çok iyi biliyorum. Ama hangi dönemde işe girerseniz girin. Ta Nevzat Çobanoğlu'ndan başlayıp Cihan Türsen'e,
Kemal Baysal, Şebnem Tabağa ve en son Cevat Durak dönemine kadar birçok arkadaşımız buradan ekmek yiyor. Ben belediye başkanı olmadan önce dedikodu da yaptılar. Gelecekmiş belediye de şunları çıkartacakmış gibi. Ben emek düşmanı olmadım. Ben hiçbir zaman insanları birbirinden ayrı tutmadım. Hangi dönem girerseniz girin sizden tek bir şey istiyorum dedim. Ahlaklı olun, çalışkan olun. Benim adım Çalışan, soyadım Ahlaklı dedim. Çalışan ve ahlaklı herkese de çalışırım dedim. Ve çalışmaya da devam ediyorum. İşte şimdi karşımdasınız. Çalışan ve ahlaklı insanlar burada. Ama çalışmayan, ahlaksız olan, iş barışını engelleyen kim varsa o da kapının önünde bulur kendini dedim. Bunu da her zaman söyledim. Ve hiçbir zaman da örgütlenmenin karşısında durmadım. Hep örgütlenmenin yanında durdum. Bazı dedikoducular bazı şeyler söylemiş olabilirler. Ama hep doğruları söyledim. Çünkü yarın altında kalmamak için doğruları söyledim. Taşeronla ilgili bugün Cumhurbaşkanı da başbakan gibi konuşuyor. Taşeronlaşmayla ilgili ifadelerde bulunuyor. Sendikalı yaptık diye. Ben de dedim ki ya kardeşim bu eski zaten keşke sendikalı taşeronluğu ortadan kaldırsak biz. Biz taşeronlaşmayı ortadan kaldıralım, onları kadrolu işçi yapalım. Nasıl siz bugün karayollarında yapıyorsanız biz de belediyede yapalım biz bu işi dedim. Kötü mü söyledim? Yani yıllarca köle düzenini savunup da bugün seçimlere giderken insanların bir nabzına göre şerbet vermek siyasetçiye yakışır mı? Zaten sağ siyasetlerin geleneğinde vardır bu. Her zaman seçim dönemleri gelir, bir kaşık bal çalar ağzımıza, ondan sonra da döner arkasını gider. Bugün ben taşeronlaşmanın ve köle düzeni sayılan bu işin karşısındayım. Bunu herkes bilsin. Ama bunu ortadan kaldırabilmek için de bir bütçe yönetiyoruz. Sendikacı arkadaşların hepsiyle konuştuk bunları biz. Dedim ki ya şimdi sendikalı olacak arkadaşlar da taşeron arkadaşlar belediyemize nasıl bir yük getirir? Ne olur? Ne yaparız? Hani bir izlemek gerekir bu yasayı. Ne olacak? Alt işverenle oturup siz pazarlık edeceksiniz. Aradaki farkı belediye olarak ben ödeyeceğim. Bir yük getirir mi? Çünkü biz bu halkın parasını kullanıyoruz. Ve şunu da çok iyi bilin değerli arkadaşlarım. Bugün İzmir'de nüfus ölçeğinde en fazla personel Karşıyaka Belediyesi'nde çalışıyor. Hemen örnek vereyim. Buca ilçemiz nüfus olarak bizden büyük bir ilçemiz. 1480 kişi belediyede çalışıyor. Yine Konak Bornova ilçemiz bizden büyük 1750 civarında çalışanımız var orada da. Karşıyaka ilçemiz 325 bin nüfusa sahip, çalışan sayısı 2104. 2104. İşte 2104 kişilik büyük bir aile. Hiçbirinizi feda edemem ben. Ekonomistlere soruyorum, bütçeyi gösteriyorum, ne yapabilirim diyorum. Vallahi 400 kişiyi çıkartman gerekir diyor. Nasıl kıyayım ben 400 kişiyi çıkartayım? Ekmek bekliyor evde çocuk. Hanım bir çorba kaynatacak azlık bekliyor. Vicdan el verir mi bunu? Vermez. Ben vicdanlı adamım. Bana soruyorlar peki sen nasıl idare ediyorsun bunu? Nasıl yapıyorsun? Kolay kardeşim. Şimdi moda oldu. Kaynak nerede sorusu. Partiler programlarını açıklıyorlar. İktidar partisi soruyor. Kaynak nerede diye. Bana da soruyorlar. Bu kaynağı nasıl yaratıyorsun? Kaynak diye bir şey yok. Kaynak aynı. Tercih diye bir şey var. Ben tercihimi işçiden ve emekçiden yana koyuyorum. Müteahhitten yana koymuyorum. Koymuyorum. Yani götürüp de ölü yatırım yapıp da birilerini zengin etmeye çalışmıyorum. Ben tercihimi işçi kardeşlerimin maaşına biraz daha iyileştirme yapmak ve onların yaşam standartlarını yükseltmek için koyuyorum. Böyle. Ve böyle bir insanın
emeğe karşı olması ve örgütlenmeye karşı olması da beklenemez. Ama işçi kardeşlerimin duygularıyla oynayan, burada iş barışını etkilemeye ve engellemeye çalışanların da karşısında olurum. Ve o işçi kardeşlerim de inanıyorum ki böyle düşünen bir insanın yanında olur. Karşısında olmaz onlara. Burası Karşıyaka. Burası Karşıyaka ve Karşıyaka Belediyesi'nde onurla alın teriyle de ekmeğimizi yiyoruz. Burada kavga olmaz. Burada insanlar birbirine hep hoşgörüyle ve iyi niyetle bakar. Burada ayak oyunları olmaz. Çelme takma olmaz. Burada birini kötüleyip diğerinin yanına geçelim diye bir anlayış olmaz. Sendikacılarımız geldi bana. Aynen kendilerine söylediklerini söylüyorum. Ne söyledim onlara? Ben tarafsızım kardeşim dedim. Ben hiçbir işçi arkadaşıma git şuraya üye ol demem dedim. Gidin anlatın kendinizi, ikna edin ve hangi sendikayı tercih ediyorsa gitsin ona üye olsun. Ben tarafsızım. Ve ben işçiden yanayım. Ve ben sonuçta bunu düşünürken faşist bir adam değilim. Ben her zaman soldan yana ve devrimden yana olmuş bir adamım. Beni insanlar emek sömürcüsü diye hiç tanımamışlardır. Hüseyin Mutlu Akpınar deyince de devrimci bir adam demişlerdir. Ve bu devrim yolunda da sizlerle beraber yürümekten ben mutluyum ve onur duyuyorum. Kötü yapmadığımı düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım, yarın 1 Mayıs. Yarın emekçinin günü, çalışanın günü. Yarın büro işinde, sokakta çalışan herkesin günü. Emek veren işçilerin, emekçilerin günü. Emperyalizme baş kaldırının günü. Emek sömürücülerine baş kaldırının günü yarın. İşte o emek sömürüsüne baş kaldırmak için yarın alanlarda olacağız. Yine kol kola girip beraber yürüyeceğiz. Ben sizin emekçi bayramınızı kutluyorum. 1 Mayıs'ların gözyaşının değil, çiçeklerin ve güllerin açtığı bir bayram olmasını diliyorum. İşçinin yüzünün güldüğü, baskıların azaldığı, çocuklarımızın da bu ülkede daha mutlu ve daha özgür yaşayacağı bir gün olmasını diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hiçbirinizi birbirinizden ayrı tutmuyorum. Göreve başladığım günden beri bayramda beraber olduk. Büyük bir aileyiz biz. Bakın muhtarlarımız da bizimle. Onlar da hiç ayrılmıyorlar. Onlar da bu büyük bir ailenin önemli bir parçası. Çünkü mahallelerinde sizlerle beraber çalışırken sizlerin en büyük yardımcınız muhtarlarımız. Muhtarlık ofisinde demledikleri bir bardak çayı paylaşacak kadar da gönlü, zengin ve bize yardımcı olan insanlar. İşte büyük bir aile, başladığım günden beri hiç ayrılmadan bayramları birlikte kutladık buralarda. Yeni yılı kutladık. Yeni yılda da hep beraberdik. O günü de birlikte geçirdik. Şimdi 1 Mayıs'ta birlikteyiz. Ve şimdi hep bir ağızdan sizden bir şey istiyorum. Sloganımızı. Biz Büyük Ailemiz. Biz Büyük Ailemiz. Biz Büyük Ailemiz. Biz büyük bir aileyiz işte. Bu aile hep yaşayacak. Hepinizi çok seviyorum. Bayramınız kutlu olsun sevgili arkadaşlarım.